Siyanürlü intiharın ardından büyük bir dolandırıcılık olayı çıktı. Bir kimya şirketinde üst düzey yönetici olan Necla Köker evinde siyanür içerek canına kıymıştı. Köker'in ölümündeki sırf perdesi kendisinin kaleme aldığı bir mektupla aralandı. Siyanür içerek intihar etti. Ölümündeki gizem bıraktığı mektupla ortaya çıktı. Necla Köker 3 milyon lira dolandırıldığı için ölümü seçtiğini iddia etti. Necla Köker bir kimya şirketinin yönetim kurulu başkanıydı. 45 yaşındaki kadın önceki gün apartman görevlisini çağırdı. Arkadaşına ulaştırması için ona bir mektup verdi. Köker mektupta siyanürle canına kıyacağını, komşuları etkilenmesin diye kapıyı bantladığını yazıp cenazesi incelenirken dikkat edilmesi uyarısında bulunmuştu. Verdim eline, teslim ettim. Burada açtı, okudu. Polis AFAD görevlileriyle eve geldi. Köker'in cansız bedeniyle karşılaştı. Özel kıyafetlerini giyen AFAD görevlileri Köker'in cenazesini inceledikten sonra evden çıkardı. Aynı şekilde siyanür denilen bir madde. Necla Köker'in ölüm nedeni bir sırdı. Ancak evde bir intihar mektubu bırakmıştı. Mektupta Köker canına kıyma gerekçesini kaleme aldı. Köker son zamanlarda ekonomik sıkıntı çektiğini yazdı. Tanıdığı bazı kişilerin onu kandırıp evini sattırdığını ve parasını kendisine vermediğini iddia etti. Köker ayrıca 3 milyon lira dolandırıldığını iddia edip bazı isimleri sorumlu tuttu. Polis mektubu savcılığa teslim etti. Savcılığın mektupta adı geçen kişilerin bilgisine başvurup başvurmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Adli tıptan dün alınan Köker'in cenazesi ise toprağa verildi.